Değerli izleyenler, bu haftaki program konuklarımız kahveciler, kafeciler. Hep birlikte izleyelim. Efendim iyi günler, hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Abdullah Keskin, evet. Sivriceliyim. Burada 50 seneden beri burada ikamet etmekteyim. 35 senedir de bu işle meşgulüm. Nasıl işleriniz, nasıl? İşlerimiz şu anda iyi değil. Sebep ne? Pahalılık dolayısıyla şeker, çay. Bir şekeri 40 liraya aldığımız bir şekeri 10 kilo sökme şeker şimdi 280 bin lira olmuş. O zaman çayımızı veriyorduk 200 liraya. Şimdi 2,5 liraya veriyoruz. 2 liraya. Ha 2 liraya. Pardon özür dilerim. 2 liraya. Ama şimdi 2,5 liraya veriyoruz ama hiç onun bir kârı yok, bir şey yok. Başa baş. Elektrik yani parası, doğalgaz parası çok nerede? Pahalı. Çok pahalı geliyor. Ha bak ben bu ay geçen ay doğalgaza 600 küsür lira verdim. Bir gün gelmiş 1 milyar 635 lira gelmiş. Yani iki misli. Elektrik ne kadar? Elektrik de aynı. İki misli gelmiş. Yani biz bundan başa çıkamıyoruz. Yani benim bir kiram, yani mülk yeri benim olduğu için bir kira vermiyorum. Yani o kiradan dolayı işte başa baş gidiyor. El ele baş başa evet. Gidiyorsun. Aynen. Ayakta evet. Durmaya çalışıyorsun. Yani bu şeyimiz yok. Bir karımız yok. Ben zaten şu anda görüyorsunuz yani kış dolayısıyla yazın işte biraz bir şeyler oluyor. Kışın zaten kimse yok. Yani evinden eşine yani eskisi gibi yani o ortam yok. Bu pandemirden bu yana tamamen işlerimiz düştü. Kahvecilerin işleri bitti. Deprem geldi. Yine aynı şekil. Biz çok çektik. 3 ay 4 ay biz anladığımız kahvelerimiz kapandı. Yani birikmiş işimiz olmamış olsaydı zaten biz hiçbir şey yapamazdık. Diyeceğim bu. Peki eleman çalıştırıyorsunuz. Bunun sigortası var tabii. Yani giderler bir sürü var. Şimdi eleman çalıştırıyorum. Benim elemanım emekli. Daha önceden buradan çalıştı. Emekli oldu. Devam ediyor. Zaten o da bu sene değil ben artık daha yapamıyorum. Beraber çalıştık. Aynı biz aile gibiyiz. Ayrımız gayrımız yok. İşte o şekilde devam ettik. Elemanımız da yani biz ne kazanıyorsak ona da veriyoruz. O da bize kazanıp veriyor işte. Ne yapalım öyle çekte çekip gidiyoruz. Peki bu eski kahveci kültürü var mı? Kahve kültürü var mı? Eski kahve kültürü yok. Şimdi her şey menfaat olmuş. Her şey ticaret olmuş. Yani gelip eskiden mesela ben 20 sene önceyi söyleyeyim. Otururduk, muhabbet ederdik. Ondan sonra çerezler kurulurdu, pestiller gelirdi, orijikler gelirdi. Oturduk böyle muhabbet, hobi. Bir aile gibi, komşular zaten aynen, hep aynen. Mahalle soba, sakinleri geliyor. Soba vardı, sobanın etrafında otururduk. Büyüklerimiz anladığımı anlatırdı, biz dinlerdik. Yani o ortam yok, ortamı nerede bulacaksın ki? Şimdi o ortamı yaratmak için, yani yapmak için o insanları bulmak lazım. Evet. O insanları da bulamadık mı ne yapacaksın? Herkes kendi yolunu çizmiş gidiyor. Şimdi komşu komşuyu artık da tanımıyor. Bırak kahve ortamını. Komşu komşuyu tanımıyor. Yani geçmişi anıyorsunuz, arıyorsunuz çok daha doğru. Çok arıyorum. Geçmişi çok arıyoruz. Hakikaten çok arıyoruz. Eski insanlarla, şimdiki insanlar arasında dağlar kadar fark var. Eskiden insanlık vardı. Arkadaşlık vardı. Dostluk vardı. Komşuluk vardı. Ha şimdi o yok. Şimdi herkes kendi menfaatı, herkes kendi cebini düşünüyor. Başka bir şey yok. Komşu komşu düşünen yok.
Efendim iyi günler, kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Ben Rıdvan Yılmaz, Emri Çayar'ın sahibiyim. Rıdvan Bey kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Tam 21 yıldır. Evet. Nasıl, işleriniz nasıl? Ya vallahi hamdolsun, Allah'a çok şükür ama tabii ki ekonomik sıkıntılardan dolayı biraz sıkıntılarımız var. Bu zamlardan dolayı bizim çay fiyatlarımız halen daha kaç senedir 2,5 lira. 3 lira şu an. Yok, biz 2,5 lira veriyoruz buradaki esnaflardan dolayı. Ya bu bölge hep 2,5 lira veriyor. Peki kurtarıyor mu? Hayır, maalesef kurtarmıyor. İnşallah da arkadaşlarla toplanıp yani en azından 3 lira yaptığımız zaman herkesin o fiyata uysalar kurtarsa, yani Allah'a çok şükür kimseye muhtaç olmadan, yani bir ekonomi sıkıntılar var Türkiye'de. Ondan dolayı belki o şekilde bir nebze kendimizi kurtarabiliriz yani. Ama tabii ki ekonomi sıkıntı var yani. Desek ki yok, yalan. Şimdi mesela eskiden geçmişte olsaydı burası full doluydu, değil mi? Tabii. Yani ben vatandaşlar Emir Çay evi olarak, yani bu bölgede yani böyle bir çay evi yoktu yani. Ondan dolayı yine de çok şükür deyip oturup rızkımızı bekleyeceğiz yani. Peki, sektörün en fazla sıkıntıları nelerdir? Ne tür istekleriniz var yetkililerden? Ya valla sıkıntımız şöyle yani, tabii alım gücü azalıyor. Şimdi zam piyasa olarak, genel olarak, yani mesela diyelim yağdır, işte sebze, genel olarak söylüyor. Şimdi bu sefer burada kazandığını alamışsın yani. Eve bir şeyler götüremişsin yani. Ama yine de çok şükür bolluğun içinde zorluk çekiyoruz yani. Peki ne kadar elektrik, ne kadar geliyor, doğalgaz ne kadar geliyor, kira ne kadar? Elektrik şu an 950 lira geliyor. Doğalgaz bu ay maalesef 2650 geldi. Kirada bu sene 5 lira oldu. Ha, aylık olarak, evet, 5000 lira. Aylık. Ama iş olsa tabii ki yani hem mal sahibinin mal sıkıntı olmaz yani. Ne bileyim yani, başka diyecek bir şey yok yani. Teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun size. Efendim iyi günler, kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Adım Kemal Erkuş. Devlet Demiryolları tren garında kar kahvesini işletiyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Kemal Bey? 15 yıldır bu işi yapıyorum, evet. Nasıl, işleriniz nasıl? Ya işlerimiz Allah'a şükür, Allah'a şükür etmek az alışkanlığı olmuş artık. Yoksa işler falan olduğu yok. Esnaf gerçekten çok zor durumda. Yani kiraya yetişemiyoruz, elektriğe yetişemiyoruz, gaza yetişemiyoruz. Eleman çalıştıramıyoruz, sigorta ödeyemiyoruz, vergi ödeyemiyoruz. Devlet bu süreçte binmiş tepemize, yani esnafa destek olması gereken devlet şu an esnafın boynuna binmiş, vergilerle bizi bitirmeye çalışıyor sanki. Evet. Ne tür vergiler veriyorsunuz mesela sigortanın dışında? Ya sigorta ödüyoruz, gelir vergisi, ben kendi adıma konuşuyorum. Gelir vergisi ödüyorum, geçici gelir vergisi ödüyorum, stopaj ödüyorum, aylık vergileri ödüyorum. Böyle yani. Peki nasıl geçin? Nasıl ayakta duruyorsunuz? Ayakta nasıl duruyoruz? Öz kaynaklarımızı satarak, işte tarlamızı, evimizi, arabamızı satarak, daha iyi şartlarda yaşarken daha kötü. Yani jipe binerken şimdi Doblo'ya biniyorum. Anlatabiliyor muyum? Onu bulamayanlar da var yani. Ya, yani kendi öz kaynaklarımızı satarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Kirayı bu şekilde ödüyoruz yani. Böyle. Nasıl, çay fiyatları nasıl, tatmin ediyor mu sizi? Etmiyor. Tabii ki etmiyor. En büyük sıkıntımız da bu zaten. Çay şeker fiyatları 5'e, 6'ya, 7'ye katlamışken biz şu an çay fiyatı 1,5 liradan 3 liraya bile çıkamıyor. 2 katına bile çıkamıyor. Hep kendi emeğimizden veriyoruz. Çay zamlı, şeker zamlı, gaz zamlı, elektrik zamlı. Asgari ücretin ne olduğu ortada. Adam çalıştıramıyoruz ki şimdi. Her gelen asgari ücret, asgari ücret, asgari ücret diyor. Bu asgari ücreti yükseltenler, bu seviyeye getirenler,
bu esnaf nasıl adam çalıştıracak, bunu da düşünüyorlar mı acaba? Tamam, asgari ücret 10 bin demek kolay. 10 bini kim nasıl verecek? Bunu düşünen var mı? Kazanacak ki verecek yani. Kazanacak ki verecek. Biz kazanmayı bırak. Devlet bile bizden hala bizim üstümüze çökmüş. Hala bizden bir şeyler istiyor. Hala ya biraz destek verin artık esnafa. Esnafa biraz destek verin ki ayakta dursun esnaf. Peki bu kredi falan veriyorlar. Siz bu kredilerden faydalandınız mı? Aldık, kullandık. Geri ödemeler hala bitmedi. Faizsiz kredi verdiler. Ödüyorsunuz. Hala ödemeye devam ediyoruz. Evet. Bir faizsiz mutlaka kredi bu zamanda gene lazım. Hem de çok ihtiyacımız var. İnanılmaz. Öncekinden daha çok ihtiyacımız var. Bu faizsiz kredi verildiyse de depremden dolayı verildi. Yani yoksa esnafın... Pandemiden dolayı, depremden dolayı. Evet, tabii tamamen depremden dolayı aldık krediyi. Yoksa deprem olmazsa onu da vermeyecekler. Deprem olduğu da bir yardım da değil bu. Kredi aldık, parası geri takır. Borç aldığını da ödüyorsun. Tabii ki ödüyoruz yani. Faizli mi ödüyorsunuz yoksa? Ya faizsiz kredi, adı faizsiz kredi ama zaten krediyi çekerken yapılan dosya masrafı kesintileriyle o faizi bizden alıyorlar. Biz bunların da farkındayız yani. Kimse bize faizsiz kredi diye kandırmasın yani. Ne oluyor? Devlet diyor ki bankaya kesmeyeceksin diyor ama bir bankaya gittiğin zaman bir banka müdürüyle bir görüş bakalım, kesiyorlar mı kesmiyorlar mı? Bugün 500 bin lira kredi çıkardılar. Ben kullanmadım. 500 bin liranın 20 bin lira mı, 30 bin lira mı, 40 bin lira mı kesiyorlar ya, alırken kesiyorlar. Yani bugün 30 bin lira, 40 bin lira kolay mı kazanılıyor? Bu devlet bunları görmüyor mu? Nerede bu devletin yetkilileri? Nerede bizim milletvekillerimiz? Bizim Elazığ milletvekilleri nerede? Ne iş yaparlar? Hani niye bir gün bir tanesini görmüyoruz bir yerde? Seçim yaklaştı ya, şimdi çıkmış bir iki tanesi. Zaman geziyorlar esnaflar, onların sıkıntılarını dinliyorlar. Ya sıkıntıyı dinlemek de iş olmaz. Önemli olan sıkıntıya çözüm bulmak. Gelip benim sıkıntımı akşama kadar dinlese ki ne olur? Dinlemek de olmaz, harekete geçmek lazım. Ama ne yapıyorlar? Anca ceplerini doldurmaya bakıyorlar. Anca kendi çevrelerine, kendi yandaşlarına bakıyorlar. Ben buradan da söylüyorum. Bizim milletvekillerimiz neredesiniz? Ne iş yaparsınız siz? Aylık kaç para maaşı alıyorsunuz? Çocuklarınızı hangi okullara gönderiyorsunuz? Biz hangi çocuklarımızı hangi okullara gönderiyoruz? Oradan uzaktan martaval okumak çok kolay, çok güzel. Milletvekilleri, gelin bir esnafın haline bakın. Dert dinlemek de olmuyor, çözüm üretin. Peki bu çaya, şekere ne kadar zam geldi? Mesela bundan 2 yıl önce kaça arıyordunuz, şimdi kaç lira? Ya ben 1 liraya çay satarken çayı, yani tahmin ediyorum, atıyorum, rakamlar tam şey olmayabilir. 30 liraya çay alır, 1 liraya çay satarken bugün bir paket çay 90 lira. Ben çayı 3 liraya satıyorum ama bir de gelen müşteriye sorayım, verebiliyor mu bakalım, 3 lirayı verebiliyor mu? Sıkıntılar çok yani. Çok büyük. Yani. Sadece kahvede değil. Ülke sıkıntılı. Peki, çok teşekkür ederim kardeşim. Ağzınıza sağlık. Allah kolaylık versin size. Ben teşekkür ederim. Efendim iyi günler, hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Ben Erten Eroğlu. Kahve sektöründe çalışıyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 96'dan beri bu işteyiz. Nasıl işleriniz nasıl? İşlerimizde bozukluk çok var. Nedeni krizden dolayı, insanların cebinde para olmamasından dolayı. Virüsten dolayı bir insan, mahallemizin kahve sektöründe gelip standart müşterilerimiz olan herkes yer değişti. Değişik yerlere dağıldılar. Yeni eski komşular gitti yani. Eski komşularımız gitti. %5'i ancak kaldı burada. Çoğunluğu hep değişti. Depremde de en fazla bu bölge zarar gördü. En fazla bu bölge gördü. Bundan önce de bu köprü, üst geçit köprüsü bize çok zarar verdi. Oradan da biz bir darbe yedik. Ardından depremde darbe yedik. Sıfırlandık. Allah'a şükürler olsun. Ama canımız sağ. Yıkılmadık. Ayaktayız. Allah'ın izninden yine toparlanacağız. Tabii ki gönül ister ki daha güzel şeyler olsun memleketimizde.
herkes evine, çağısına, çoluğuna rahatlıktan bir parça ekmeğini götürsün, yesin. Kimse kimseye muhtaç olmasın. Bizim çabamız budur. Biz de 3 yıl boşta kaldık depremden sonra. Bizim de yıkıldı, ağır hasardı binamız, dükkanımız yıkıldı. Enkazın dibinde kalan eşyalarımız oldu. Defa götürdüğümüz eşyalarımız çalındı. Allah'a şükür el birliğinden sıfıra düştük yani. Çoğu şükür. Ama canımız sağ. Canımızı kimse çalamadı. O yaradanındır. Mal gelip geçici bir şeydir tabii. Kredi falan aldınız mı? Destek almadım, aldınız mı? Almadım. Gelirim yoktu. Bunun geri ödemesi vardı. Ödeyemedik. Ödeyemezdik yani. O yüzden ben almadım. Hiç kredi işine girmedim. İşten dosttan, borçtan, karşıdan açtık burayı. Allah inşallah emeğimizi boşa vermez. Yola devam edeceğiz. Allah dostlarımızın eksikliğini vermesin. Rızk Allah'tandır yani. İyi olacağına ben canı gönülden inanmışım. Ama insanların bu bir gerçektir ki depremden bu yana sistem değişti. Ticaret değişti. İnsanların bağlı olması değişti. Her şey değişti. Buna kanaat getirdik biz. Artık kimse kimseden selamlaşmayı yapmıyor. Kimse kimsenin varın yokun hesabını yapan olmadı. Herkes kendi nefsini düşünmeye başladı. Afta vefa diye bir şey yok. Kalmadı. Zerre kadar kalmadı. Biz de eskilerden, büyüklerimizden bunları gördüğümüz için çok üzüldük bu tür konulara böyle. Yani şimdi vefa çok önemli bir şeydir. Vefasızlık çok kötü bir şey. Vefadan vefasızlığı yani aynı kelimeyi kullanmak istemek. Vefalı olmak güzel bir şeydir. Yardımlaşma, komşuluk, akrabalık, güzel ilişkiler tabii ki güzel şeydir ama depremden bu yana ne olursa Elazığ çok değişti. Hep yabancılaştı herkes, birbirinden uzak kaçmaya başladı. Ama bizim korkumuz yok Allah'a şükürler olsun. Çünkü bizim Rabbimiz var, Yaradanımız var. Allah'ın izinden inşallah Allah bizden olduğu zaman hani Allah bitti demeden hiçbir şey bitmez. İnsanların gücü yetmez buna. Daha da güzel şeyler olacağına ben canı gönülden inanmışım. Ben burayı çabalarımdan açtım. Mekanımızı gördünüz yani inşallah Elazığ'da kısa dönemde de isim yaptı burası Gakko'nun yeri diye. Bizde Gakkoçlar diye bir şey de bir kelime de yok. Bizim orijinalimiz Gakko'dur tabii, Elazığ'ın orijinali Gakko'dur. Biz bir yazıyı yanlış yazdırdık. Elazığ'dan, Mersin'den, yurt dışından herkes telefon açtı dedi. O yazı bir kelimesi yanlış yazdık. Gakko olacak. Elazığ'ın özü budur. Bu kelime bile bizi uçurdu. Mazhar Dağı'na çıkarttı. Güzel bir duygu bunlar. Peki çok teşekkür ederim ben kardeşim. Teşekkür ederim. Yeni yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah bol kazançlar versin. Amin. Cümlesinin sonra benim. Cümlesinin sonra benim. Cenab-ı Allah kimsenin emeğini boşa vermesin. Benim burada tek şey söyleyeceğim, bütün esnaflara hakkın dışına kimse çıkmasın. Elazığ halkına da tavsiyem ki Elazığ esnafını sahipsiz kimse koymasın. Herkes sahiplensin. Herkes birbirine yardımcı olsun. Birbirine yapıcı olsun, yıkıcı olmasın. Kimse kimsenin kuyusunu kazmasın. Rızk birdir, iki olmaz. Yanlışlıktan, hayırlıktan, ona buna şirkef atmaktan kimse bir yere varamaz. Bizim Elazığ'ımızın bir ismi var Türkiye genelinde. Bu ismi korumaya çalışacak artık. Düzeltmeye çalışacak. Yanlışlar olmuştur bugüne kadar. Bugünden sonra bizlerin düzeltmesi lazım bunlar. Bir dur dememiz lazım bu işlere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim iyi günler, hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Ben İlhami Erol. Sanayi sitesinde çay ocağı işletiyorum burada. Aslan Karakoçanlıyım. Aslını sormadım. Doğru. Nasıl işleriniz, nasıl Erol Bey? İşlerin tadı tuzu yok. Her şey pahalı. Şeker desen, çay desen, tüp desen, yani elektrik desen. Doğalgaz yok mu? Yok, doğalgaz da gelmemiş buraya. Yani elektrik çok yüksek. Mesela bana 1,5 lira elektrik geliyor buraya ayda. 4 tane tüp kullanıyoruz. Tüp olmuş 350-370 lira civarı. Şeker desen 260 lira olmuş 10 kilosu. Her şey çok pahalı. Hiç tadı tuzu yok. Yani işler de geçi yok. Allah sonunuza kalsın. Peki burada tabii esnaflara çay dağıtıyorsun. Esnaflara çay dağıtıyorsun. Genelde tamirciler, parçacılar, kaportacılar.
tamponcular, çay dağıtıyoruz, esnafa geziyoruz yani bizim için. Tahminen günde kaç marka satıyorsunuz? Valla tahminen çoğu olsun, çoğu olsun 200 tane çay. Kaça veriyorsunuz? Çay şu an 2 çuva veriyoruz çay burada. Ya dışarıya da 2 çuva götürüyorsunuz, evet, burada da. Aynen. Kurtarıyor mu peki? Valla yerimizde sayıyoruz abisi. Yani desek ancak geçimimizi sağlayabiliyoruz yani, neşe değil. O da güzel, eğer geçimini sağlıyorsan güzel bir şey. Yani birikim yapamıyorsun. Kazancını hep pahalı olan şeylere veriyorsun. Her şey pahalı olduğu için hep kazancı oraya gidiyor. Yani bir kolisi olmuş 30 lira. Daha önce 12 lira aldığımız su bugün 30 lira olmuş. Yani çok pahalı, çok yüksek valla. Nasıl olacak bilmiyorum. İnsanların alım gücü düşünce haliyle bu size yansıyor. Bize de yansıyor. Ha, insanlar bakıyor da iş olmayınca çay demlemeye başlıyorlar. Sen ver kendi alırlar. Dükkanlarında. Kendi dükkanlar, sobaların üstüne çay koyuyorlar. Yani onun da etkisi oluyor. Valla sorumuzu kıydı. Peki yetkililerden beklentileriniz ne, istekleriniz ne, neler olması lazım esnafın iyi kazanması için? Yetkililerden beklentimiz şu, şu an normal piyasada herkes şekeri alıyorsa, 30-35 lira alıyorsa, 30-35 lira alıyorsa biz esnafız, biz de 35 lira alıyoruz. Yani bu esnafa bir ayrıcalık olması gerekmez mi? Yani çayı alıyoruz 80 liraya, 75 liraya, normal piyasa da aynı şekilde. Yani. Hiç esnafa bir ayrıcalık yok, bir şey yok. Normalde esnafa bir yani en az indirimli satma olması lazım yani. Bir 10 lira olsun, 5 lira olsun, her şeyde bir indirim olması lazım. Bugün herkes aynı fiyatı alıyor zaten. Bir anlamı kalmıyor. Yani kazandığınızı da hep böyle el ele baş başa gidiyor. Aynen, el ele baş başa falan. Evet. Yani 2-3 senedir el ele baş başa. Peki geçmişte işleriniz nasıldı? Geçmişte iyiydi, kazanç da iyiydi. Yani çok şükür fiyatlar da ucuzdu. Fiyatlar da ucuzdu. Mesela o zaman 40-42 liraya 10 kilo şeker aldık. Şimdi 260 lira olmuş şeker. Yani bundan 1,5 sene de yok. 1 sene 1,5 sene. Pandemiden sonra oldu bu. 40 liralık şeker oldu 260 lira. Kaç misli gelmiş abi, daha hesaplamıyorsun. Çayı aldık 17 liraya. Şu an çay olmuş 75-80 lira. Aynı şekil. Evin var mı, bir kirada mısın? Çok şükür evim var ha. İyi, bir de buradan kazanç da almadım. Ben daha önce yurt dışında çalışıp aldım onu. Ondan sonra git dönüş yapınca burada daha ben kendim çay ocağı açtım ve şey oluyor yani, desem buranın kazancıyla bir şey almışsın, yok. Ancak başa baş gidiyoruz. Kendi yağınızdan kavrulmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Peki. Çok teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun kardeşim. Efendim iyi günler, kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Burhan Dağdelen. Evet. 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Buradasınız, sanayidesiniz. Maşallah. Hiçbir iyi, ayrılmadan iyi buradayım. Nasıl işleriniz, nasıl? Çok şükür diyelim. Çok şükür diyelim. Ama maliyetler yüksek, girdiler yüksek, evet. Ondan sonra sattığımızın karşılığını alamıyoruz. İster istemez sıkıntıda yani, bütün esnaf, bütün arkadaşlarımız hepsi sıkıntıda. Yani sattığın çayı vereceği için var, gelmiyor. Hayır, maliyet yüksek ya, onun için karşılayamıyoruz. Çay fiyatları düşük. Mesela şeker alıyorsunuz, karşılığını bulamıyorsunuz. Çay düşük olduğu için şeker pahalı, çay pahalı, tüp pahalı. İster istemez hani aynı bir oranda zam yapamıyoruz. Doğalgaz gelse de bir doğalgaz yok. Doğalgaz diyor tüp. Ha. Bugün bir tüp 320 lira. Bir hafta 5-6 gün gidiyor. Ya. İster istemez işte bu direkt bizden giden para. Ondan sonra işte böyle yani durma sıkıntı. Sıkıntı çok yani. Sıkıntı büyük. Evet. Ama yine de şükür, buna şükür. Allah işi güç yetmeye kimseyi. İşte iyi kötü bir işimiz var. Ona sarılmışız işte. Böyle yapacak bir şey yok. Peki geçmişte İşleriniz nasıl? Geçmişte çok iyiydi. Fiyatlar tabii o zaman çok iyiydi. Kazanıyorduk. Mesela 35 sene yoksa ayakta durur mu bu medyazıya? 35 sene de ayakta. Ama geçmişteki günleri arıyoruz. Eskiden burada 5 kişi çalışıyor. 5 tane büyük adam çalışıyor. Şu anda 2 kişi çalışıyor. 2 kişi ne idare ediyoruz? İşte durum böyle. Bir de eskiden mesela, bir de şu an dükkanlar yani tamirciler olsun, diğer parçacılar olsun artık kendileri çaylarını demler. Tabii. Şimdi çay fiyatları üstüne geliyor. Mesela eskiden adam hiç aramıyordu çay fiyatını. Hafta sonu çay parası hiç aramıyordu. Şimdi arıyor. Nereden geldi? Niye böyle oldu? İşte bunu tek tek kurcalıyor. Eskiden öyle bir şey yoktu. Eskiden demlik satardı. Evet, en azından her dükkana 25-30 tane günde çay tatardı. Tabii demlik bırakır gelirdik demlikten. Çay kadar demlik satardık. Şimdi hiç daha demlik kaldırdık ortadan. Demlik diye bir şey yok şu anda. Sadece günlük işte 3 tane, 5 tane bir adam gelecek, 2 tane çay söylüyor.
Eskiden mesela dükkanlar komple habire çay gelirdi. İşte onlar hepsi geride kaldı. Hepsini arar olduk. Şu anda işte bir çay, iki çay, onların peşine düştük. Gitgide daralıyor ve yani gitgide durumlar kötü. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı işler diyelim. Sağ olasın, Allah razı olsun. Efendim iyi günler, hayırlı işler, sizi tanıyalım. Ben Sinan, yaklaşık 25 yıllık burada sanayi sitesinde esnafım. Çay ocağı işler çay diyorsun. Çay işletiyorum. Evet. Nasıl işleriz, nasıl Sinan Bugün Bey? Bugün de şükür. Şu anda piyasanın durgunluğundan dolayı işler kötü şu anda. Evet. Ama Rabbimize şükür. Yani halinden memnun değilsin. Yok. Ama inancından dolayı şükrediyorsun. Dolayı şükredeceğiz tabii ama evet. Halimizden genel olarak memnun değiliz. Evet. Genel olarak piyasada ve son gelen zamlardan dolayı bayağı müşkül durumdayız. Ne en fazla zam geldi? Ya çaya, şekere, en fazla şekere geldi. Mesela biz geçen ay yine çayımıza zam geldi. Gelen çaya. Daha diğer kalemleri de sayamıyoruz. Oralet'tir, kuşburnudur. Onları da sayamaz. Onlara da çok yüklü miktarda zam geldi. Yani bardağın bile kolisi herhalde 50 lira yakın, yaklaşık 50 lira oldu. Çünkü bizim olmazsa olmazımızdır. Çay, şeker, bardak. Takminen günde kaç marka satıyorsunuz? Ya onu değişiyor. Yani 200'den başlıyor, 500'e kadar çıkıyor. Yani minimum 200'dür, 500'e kadar çıkıyor. Günden gün değişiyor. 200 olursa kar edemiyor musunuz yoksa? 300'ün altında zarar. Zarar. 300'ün altında zarardır. Zaten kira ne verirsiniz buraya? Yok, çok şükür mülkiyeti bana ait. O iyi, o yönden şanslısın. Yani o yönden çok şanslıyım ama kirada benmiş olmuş olsaydı büyük ihtimalle bırakmıştım. Nesliyi bırakmıştım. Evet. Bu son 3 yıllık süreçte büyük ihtimalle bırakmıştım. Ki elektrik ne kadar geliyor? Ya ortalama 400 lira falan geliyor aylık. O da küçük bir yer yani. O da küçük ya. Artı bir de sanayimizde şey yok. Doğalgaz yok. Hı. Aylık ortalama 3 tane tüp kullanıyorum. Yani 1000 küsür lira sadece tüpe para veriyorum. Tüpe para veriyorum. Bir de kendini çalışsın. İşçi çalışırsanız. İşçi daha... çalışırsak. Kirede vurup gideriz. Ha, o sigortası falan da var veya bağkur daha sıkıntı olur. Herhalde sanırım bu son zamlarla beraber yaklaşık 3,5 milyar olacak. Piyasa öyle konuşuyor. Şu anda 2360 lira ödüyorum bağkur. Yani, peki esnaflar çay içmiyorlar mı? Yani şimdi her taraf dükkan. Şimdi geneli işler kötü olduğu için herkes samovar kurmuş. Kendi çayını kendisi yapıyor. Kendisi. Kendi çayını dışarıdan kendisi. İçmiyorlar yani. Yok dışarıdan değil yani başka bir yerden değil. Yani 25 yıllık ben burada bir esnafım. Herkes beni bilir tanır. Ama son piyasanın kötü olmasından dolayı herkes kendi önemini alıyor. Yemeğini kendisi yapıyor. Yani bu pahalılık onları da etkiliyor. Onun için çay parası vermek istemiyorlar. Kendileri yapıyor. Çay parası vermek istiyorlar, istemiyorlar. Yemek parası vermek istemiyorlar. Yani en ucuz Elazığ'da sanayidedir yemek. O da 50 liranın altında kişi başı yemek yoktur. Yani 5 tane işçi çalıştıran günlük 250-300 lira yemek parası veriyor. Bir o kadar da çay parası verdiği zaman aylık 10-15 bin lira fuzuli vermiş oluyor. Bundan ne yapıyor? 3-4 kişinin kendi sigortasını yatırıyor. Mecburi bir yerlerden kısmak zorundayız. Ben kendi evimin giderinden kısmışım, çocukların giderinden kısmışım. Kendi özel ihtiyaçlarımdan kısmışım. Yani arabamıza bile yakıt alamayacak durumdayız. Sadece eve git gelde kullanıyoruz. Sosyal bir aktifimiz yok. Sabah git akşam gel. Yani yine inancından dolayı Rabbimize şükür. Allah devletimize işleri iyi değil yani. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Peki teşekkür ederiz kardeşim. Efendim iyi günler, hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Ben Cumali Akdemir. 1997'den beri burayı işletiyorum. Mekan sizin mi? Mekan benim sayılır. Ben kendim işletiyorum.
Nasıl işleriz nasıl? İdare ediyoruz. Yani pek eski işlerimiz yok. Yani eski tadı bulamıyoruz. Eskiden 4-5 tane eleman çalıştırıyorduk. Şu anda tek çalışıyorum. Evet. Ondan sonra kendimizi zordan geçimi yapıyoruz. Nasıl? Günde kaç marka satıyorsunuz şu an? Şu anda ben esnafa çalışmadığım için sadece içeriye çalışıyorum. Marka olarak çalışmıyorum. Tahminen yani 200-300 tane satıyorum. Yani o da kendini kurtarıyor. Başa baş. Başa baş dediğim gibi. Yemeyen çıkıyor mu yoksa yok? Yani bir gün çıkar bir gün çıkmaz derken yani böyle geçiniyoruz. Çay kaça veriyorsun? Şu anda 3 TL veriyorum. 3 lira veriyorum. Evet. Bazı yerler 2,5 lira veriyor. Doğru. Kırsal taraflarda 2'ye veren de var, 3'e veren var. Mesela İzzet Paşa tarafı şu anda yeni tarife çıktı. Kaça veriyor bilmiyorum ama. Onların müşterisi çok orada. Tabii orada daha farklı. Evet. Bizim ama onların da kiraları pahalı. Aynen ister istemez aynı şeyi yani buradan oraya bir olmaz. Bizim buraya şu anda garaj olduğu için yani otoparktır. Evet. 3 lira veriyoruz. Daha çevrede 2,5'a veren de var. Evet. Bir şey de diyemezdik yani. Evet. Peki en fazla neden en fazla pahalı olan ne? Yani elektrik midir, doğalgaz mıdır veya çay şeker mi? Hangi şeylerde en fazla sizi etkiliyor? Ya şu anda mesela kışın en fazla bizi etkileyen doğalgazdır. 12 tane petek var. Doğalgazdan ısıtıyorum. Elektrikler gittiği zaman ister istemez donuyoruz. Soğuk yani. Doğalgazda da mesela bu geçen ay 15 gün falan yaktık. Bu ay daha yakmıyor. Yani fatura daha gelmedi. Daha ne kadar geleceğini Allah bilir. O yüzden doğalgaz bir esnaf olarak yani ticari olarak doğalgazı biraz indirseler bizim için daha avantajlı olur. Çay şeker fiyatları etkiliyor mu? Çay fiyatları şimdi Çaykur veya özel çay hiçbir tanesinin fiyatı birbirini tutmuyor. Ondan sonra şeker zaten o da yani maliyeti bakıyorsun şeyinde asların geçiyor. İdare ediyoruz yani böyle mecbur biz de onlara uyuyoruz. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Kahveciler Kıraathaneciler Odası Başkanı Sayın Ferhat Efsen'le birlikteyiz. Sayın Başkan biz üyelerinizi gezdik. Onların sıkıntılarını, sorunlarını dinledik. Siz neler söyleyeceksiniz bu hususta? Üyelerimiz, esnaflarımız adına esnafın sesi Hüseyin Bey sizlere teşekkür ederiz. Yıllardır gerçekten büyük bir emekle bizlerin sesini de onu başkan olmadan önce de dinliyorduk sizlerin sayesinde. Onlar adına sizlere teşekkür ederim. Bugün buraya geldiğiniz için hoş geldiniz diyoruz. Göreve başladık. Yaklaşık odur 8-9 ayımız tamam oldu. Esnaf deprem pandemiden yaşanan bir ekonomik kriz belirtisini yaşıyordu. Bağkur borçları 17 senelik 17 aylık bir kapanma sürecinde bağkur borçları, kiraları, elektrik, su borçları kısacası hayata sıfırdan başladılar ama başlarken de dünya kadar borçlarla başladı. Bu sırada krediler başladı. Kredilerin ertelenmesinden dolayı, faizlerin alınmasından dolayı esnaf bir mücadeleye girdi. Tam bir rahata kavuştular. İşlerine başladılar, rahata kavuştu derken ekonomik kriz geldi. Ekonomik kriz ülkemiz, dünyamızda olan bir krizdir. Bunlarla ilgili çalışan kesim gerçekten buradan sesleniyoruz. Çalışan kesim, devlet maaşı alan, asgari ücretle çalışan. Asgari ücret maaşı eskiden bizim kahve sektöründe çok basit bir paraydı. Bugün esnafımız asgari ücretle iş bulsa 800 kayıtlı esnafımızın 400-500 tanesi bırakıp işini yarın sabah asgari ücretle işe başlar. Hükümetimizin, devletimizin yetkili kişilerine sesleniyoruz. Bir esnafın yanında çalışanla birlikte 3-4 kişi çalışıyor. Etrafına dolaylı yollardan 20 kaleme faydalı bir meslek sektörü, kahveciler, çay ocakları, şehrimizde 800 kişi, yaklaşık 3000-4000 ailenin ekmeğini kazanması demek. Bunlar gerçekten desteği hak ediyor. Bu insanların bugün kapısına kilit vurduğu zaman, hastalık olduğu zaman, bir başına bir bela, felaket geldiği zaman sabah ekmek kazanacağı bir şeyi yok. Yani devamlı düzenli bir geliri yok. Bu mağduriyetin yansıması da gerçekten sorunlar odalara yansıyor. Oda başkanları da biz federasyonlara, üst kuruluşlara
bir düzen kurulmuş üst kuruluşlarda. Geçen hafta da Ankara'daydık. Esnaf bir EYT mağduru olmasın dedik. Gerçekten genel başkanımızın haberi yok. Esnafız. Bağkurumuzu yatırıyoruz. 9000 günden 7500 günden emekli olacağız. Yanımızda sigortasını yatırdığımız kardeşlerimiz 5000 günden emekli olacak. Bu yıl başında çıkacak EYT şeyinde esnaf gerçekten EYT mağduru olmasın. En azından orada bir Bağkur'dan kurtulur. Yıl başında gelecek bir asgari ücrete zam, memura işçiye zam konuşuluyor. Geçen asgari ücrete yapılan zamdan sonra Bağkurlarımız 1500 liradan çıktı 2200 liraya. Şimdi yıl başında bir taraftan dua ediyoruz asgari ücrete hükümetimiz güzellik yapsın, zam versin. Bir taraftan da bakıyoruz esnafımıza, acısı bizden çıkacak. Bağkur gerçekten 3000-3500 liradan bahsediliyor. Sınırda olan esnaf için 3000-3500 lira çok yüksek bir rakam Bağkur. Zaten kazanamıyor şu an değil mi esnaf? İnan edin çay bir teleyken para kazanıyorduk. Bizim gerçekten o dönem bitti. Şu anda esnafın ağırlık dönemi bitti. Eskiden yanımızda eleman çalıştırıyorduk. Kendimiz çalışıyorduk. Elemanlar, arkadaşlar 4-5 kişi çalışıyorduk. Şu anda işçiyi çıkardığı zaman kendisi çalışıyor. Çalıştığı halde önceki dönemin kazancını elde edemiyor. Sorun orada yani. Bu da ne demek? İşsizlik demek. Çalışan kalifiye eleman konusunda meslek gerçekten artık gitgide bitiyor. Şehir merkezindeki nüfusun azalmasından dolayı çarşı merkezindeki kiralar. Buradan dükkan sahibi insanlara da sesleniyoruz. Kiminin belki tek gelir kalemi o dükkandır. Ama o dükkanın geliriyle de %100, %80. Çoğu dükkan sahibini biliyorum ki oradan çay ocağı, kahveyi aldığın zaman herhangi bir iş koluna veremez. Ama biz orada 20-25 senedir ekmeğimizi kazandığımız için bizler de başka yere geçemeyiz. Kendim Abdullah Paşa'da esnafım. Şimdi bana çarşının en güzel yerinde dükkan verseniz de boş. Ama kendi mahallemden ayrılmak istemiyorum. Dükkan sahipleri de burada esnafa yardımcı olsunlar. Vicdanlı olsunlar, merhametli olsunlar. Krizin acısını getirip bütün geçimini, rızkını bizim üzerimizden kazanmaya bakmasınlar. Yazıktır. Burada dükkan sahibi olarak, yani kiracı olmayan bir insan olarak da konuşuyorum. Dediğimiz gibi bu insanlar... Şimdi bir de başkan şu var, girdilerden çok üyelerle şikayetçi. Şekere zam geldi diyor, elektrike zam geldi, doğalgaza zam geldi. İşte Bağkur'a, sigortaya zam geldi. Yani biz iş yapamadığımız halde bir de bunları ödememiz lazım, almamız lazım. Yani bu konuda ne olacak? Mesela siz bir şeker bazında, en azından çay bazında bir oluşum sağlayıp da bu, üyelerinize ucuz fiyata satabilir misiniz? Bu konuda bir çalışmanız var mı? Esnafımızın bir elektrik, doğalgaz sorunu var. Hele bundan sonra kimse, yani soba yakmaya çalışıyorlar. Artık kimse doğalgaz kombisine elini atmaktan, semaver 130 TL gelen semaver parası bugün 900 TL'ye çıkmış. Aksa doğalgaz elektriğe de başvurduk. Kesinlikle onlar da zamlardan dolayı, maliyetlerden dolayı indirimi boş verin, fiyatı nereye gideceğini bilmiyor. Bir de özelleştirmenin cezasını çekiyoruz. Acısını bizler çekiyoruz. Dönüyoruz çay fiyatları, şeker konusuna. Şeker, Elazığ'da 15 tane şeker fabrikası Türkiye'de var. Elazığ'daki şeker fabrikası olmasına rağmen kahveci esnafı kapasite raporu, başka şeylerin mağduriyetinden dolayı şekerde Elazığ büyük bir şey yapıyor. Esnaf mağdur oluyor. Normal şekerin maliyeti devlet politikasına göre 195 olması lazım 10 kilosu. Bizler alıyoruz 270'e, 300'e. Piyasa, para borsa mı oluyor? Para başka? Borsa rant, belli 5-6 tane insan bu şekerin özelleştirmeden dolayı satışını almışlar. Müdür bey de değişti ama sistem böyle kurulmuş. Türk Şeker diye bir sistem kurulmuş. Türk Şeker yüzünden satılan şeker piyasada, devletimizin stoklarında şeker var ama esnafa ulaşmıyor. Biz burada kooperatif sistemi, sizin dediğiniz kurmayı düşünsek, bu ekonomik krizde gerçekten yaklaşık bir 10 milyona yakın para lazım. Ve 10 milyon para da bugünkü şartlarda esnaf veremez. Çünkü daha artık 30-40 senelik esnaflar işlerini bırakıyorlar. Onlarla gelip artık bu saatten sonra geleceği göremiyorlar. O yüzden gerçekten ekonomik krizin cezasını çekiyoruz. Yetkililer nasıl bir gemisi olana yakıt desteği veriyorsa bizim esnafımıza da çay, şeker konusunda, kadeve konusunda bir indirim yapsınlar. Esnafa en azından bir faizsiz kredile. Can suyu lazım. Esnafa bu dönem can suyu lazım. Bir de kredi dediniz de başkan. Şimdi bu deprem münasebetiyle üyelerinizden kredi olanlar oldu. Onlar da zaman zaman bu konuda yakınıyorlar. Biz kazanamıyoruz. Kredimizi ödemekte de güçlük çekiyoruz. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Şu anda tekrar hükümet bir kredi desteği verdi.
İnsanlar inan edin %80'i geçmiş kredi borçlarını ödemek için tekrardan 30-40-50 bin, 100 bin liralık krediler çekiyor ki önceki borçlarını ödeyeler. Yani tekrar faiz krediyle krediyi bitirmeye çalışıyorlar. O borçlardan olmasa en azından o zaman erteleme yapılsaydı 2 sene faizsiz, şu anda esnaf tekrar krediye başvurmazdı. Yani o kredinin cezasını çekiyoruz. Hükümetimiz gerçekten faizsiz kredileri verdiler ama faizsiz kredinin içinde de erteleme olmadığı için şu anda tekrar insanlar krediye başvuruyor ki geçmiş borçlarını tamamlayalar. Yani kredi borcu borç da kapatıyor. Biz 25 senedir esnafız, inan edin kredinin bu şeylerin ne olduğunu bilmiyorduk. Yani son 1-2 senede esnaf artık o şekil, yani kazancımız da borcumuz olsa da kazancımız da ödüyorduk borçları. Ama şu anda öyle değil, borcu borç da kapatma dönemine geldik. Peki çözüm olarak yetkililerden beklentileriniz ne? Yani bu esnafın sıkıntılı durumu nasıl çözülür? Sizlere nasıl destek olmalarını istiyorsunuz? İstihdamda bir genci işe alma devletimize maliyeti 1 milyon. Bu esnaf kimse 1 milyon destek istemiyor. Esnafı yaşatacak faizsiz kredilerdir. Bağkur, maliye, sigorta, prim borçlarının ertelenmesi ve taksitlendirmesi, faizlerinin silinmesi. Yani onun belli gider kalemleri var, onlarla ilgili bir destekleme paketleri açılırsa esnaf en azından bismillah eder, sabah işine bakar, tekrar müşterimizin de alım gücü kalmamış. Çay fiyatlarından dolayı ister istemez çaylar 1 TL'den çıktı, 2,5-3 TL'ye çıktı. Ondan dolayı müşterinin de gücü kalmayınca hepsi esnafa yansıyor. Dediğimiz gibi faizsiz bir kredi, esnafa can suyu destekler, ödemelerle ilgili faizlerin silinmesi, taksitlerin yapılması. Başka da kimse gelip biz müşteri istemiyoruz. Herhangi bir müşteri desteği istemiyor esnaf bizden. Dediğimiz gibi bu EYT konusundaki çalışmada önemli, özellikle ilimizde dahil gerçekten esnaflar mağdur edilmesin. EYT'nin sigortalı çalışan 5000 gün yanımızda, kendisi 9000 gün emeği, esnaf EYT mağduru olmasın. Bununla ilgili destekler bekliyoruz. Gerçekten sabahı dediğimiz gibi işine bakan insanlar, saat 4'te bugün bu şehrin nasıl bekçisi, polisi varsa İlimizde 300 tane esnaf çay ocağını cami imamından önce gelip esnaflar dükkanını açıyor. Bu şehir için gerçekten çay ocağı esnafları şehrin en azından o mahallenin güvenceleridir. Can güvenliği gece karanlığında başlıyorlar ekmeğini kazanmaya. İnşallah bunların kazanacağı bir düzen, yardımcı olacakları bir sistem olur. Bizler de rahat ederiz, esnaf da rahat eder. Evine ekmek götürsün, çocuğuna baksın. Kimsenin bu çay ocağı, kahveden herhangi bir zenginlik beklediği yok. Bizim meslek günü kurtarma mesleğidir. En azından gün akşam oldu mu evine ekmek götürecek paralarını kazansınlar. Peki bu kredi anlamında sıkıntı yaşayan çok esnafınız var mı geriye dönük ödeme yönünden? Vallahi yani birebir şahit olduğumuz insanlar da var. Ödeyememiş diye evi giden insanlar var, arkadaşlarımız var. Yani bu konuda gerçekten dehşet bir sıkıntı var. Bu kredileri de çekerken herkes memur kefil, ev ipoteği, şu anda da verilen kredilerde hükümetimizin kredi para olmadığı için kooperatiflerde dehşet bir 200 milyon, 300 milyona yakın şehrimizin kredi ihtiyacı var. Ortada kredi lafı var, para yok. Çeken kredileri çeken de sağdan soldan borç ederek bu borçları ödemeye çalışıyor. Toplasan %100'lük bir kesimde %10'un gerçekten ödemeleri yerinde, diğerleri günü geçtikçe ödemeyi yapıyorlar. Sağdan soldan borç ederek ödemelerini, yani iş yerinden çalışarak ödeyen pek nadir esnafımız var. Süremiz doldu Sayın Başkanım. Son olarak birkaç cümle neler söyleyeceksiniz? Dediğimiz gibi yani biz günü kurtaran esnaflar olarak gerçekten destek bekliyoruz. Şehrimiz küçük bir de şehir. Bugün Ankara, İstanbul gibi bir şehir değil, yani gelip geçen yabancısı olan, buradaki yaşayan insanlar her gün aynı insanların olduğu bir şehir. Yetkili kişilerimiz, herkes şapkasını bıraksın, bu esnafın yanına nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl destek olabiliriz? Makamlar bize gelip geçici bir emanettir. Bu görev sürecimiz de boyunca eleştiriler bize yol gösterici olacaktır. İnsanların sesini duyarım, yapılan eleştirileri kimse insan olarak üzerine alınmasın. Esnaf destek bekliyor, esnafın sesi olacak vekillerimiz, yetkililerimiz, herkesten destek bekliyor. Yani bu esnafın bir an önce bu girdaptan kurtulması lazım. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Değerli izleyenler, bir başka programda görüşmek üzere. İyi seyirler.